Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Volkan Çelik. Birkaç ay önce başladığımız Ay, UFO ve Gizemleri konu alan video serimize devam ediyoruz. Sıra geldi bu serinin 4. videosuna. Bu videoda biraz farklı açıdan konuları ele aldım ama yine de gerek bizlerden gizli tutulan ve gerekse bizzat gözümüzün önünde evrilip çevrilen ve itibarsızlaştırılan haberlerin nedenli fazla olduğunu göreceksiniz. Örneğin, artık uzaylılar veya UFO'lar sahiden de gerçek mi gibi bir soru artık tuhaf kaçıyor. Dünyanın büyük bir çoğunluğu bunun farkında. İrili ufaklı çalışanı veya emeklisi, birçok rütbeli subayın açık açık belgeleri yani itirafları mevcut durumda. Yine de dünya genelinde ciddi anlamda çok sayıda karşılaşma raporu bulunuyor. Bu videomuzda bu belgelere boğmayacağım sizleri ama yine de şaşıracağınız bilgiler sizleri bekliyor. Bu arada bir Mars video serisi de hazırlıyorum. Şimdiden haber vermek istiyorum arkadaşlar. Müthiş belgelere ulaştım. Desteğinizi her zaman bekliyorum. Kanala abone olun, bildirim zilinizi açın ve yorumlarınızla varlığınızı gösterin. Şimdiden herkese teşekkürlerimle. O halde başlıyoruz. Kara Şövalye uydusunun uzaylılarla bağlantıda olduğu anlaşıldı. Kara Şövalye tanımlanamayan yabancı uydu hakkında önceki videomuzda bilgileri sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Linkini açıklama bölümüne bıraktım, mutlaka inceleyin. Dahası bu konu hakkında oldukça ciddi bir gelişme yaşandı. Ve tabii ki insanlar bunu duymadı bile. Kara Şövalye şüphesiz şu anda gezegenimizin yörüngesine dönen dünya dışı cisimler hakkında en çok konuşulanlardan biri. Yörüngede ilk görüldüğünde bir Rus casus uydusu olduğu düşünülüyordu ancak bu reddedildi. Ancak soru ne kadar süredir orada olduğu ve gizemli uyduyu yörüngeye kimin koyduğu değil. Onun ne oldu? O bir polar orbit. Dünya çapındaki birçok araştırmacı ve bilim insanına göre bu nesne ele geçirilen ve hatta kodu çözülen bir radyo frekansı yayıyor. Frekans haberleşme ve radyo operatörlerine göre Kara Şövalye aslında Epsilon Boots yıldız sistemi ile bağlantısı olan bir uzaylı mesajı gönderiyor ve alıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu uydu uzaya ve dahası uzaylı bir yerleşim noktasına mesaj gönderiyor ve alıyor. Bunu günümüzde yeterli donanıma sahip birçok uzay meraklısı araştırmacı elde etmiş durumda. Ama hikaye daha da geriye gidiyor. En ilginç gerçeklerden biri Nikola Tesla'nın uzaydan gelen radyo sinyallerini ele geçirdiğini iddia etmesiydi. Nikola Tesla gelmiş geçmiş en yenilikçi ve gizemli adamlardan biri olarak kabul ediliyor. Tesla'nın icatları elektriğin çok ötesine geçti. Kablosuz radyo iletişimi, türbin motorları, helikopterler, floresan ve neon ışıkları, torpidolar ve diğerleri arasında X ışını gibi çığır açan keşifler yaptı. Tesla öldüğü zaman dünya çapında yaklaşık 700 patente sahipti. 17 Mayıs 1899'da Tesla atmosferik elektriği araştıracağı Colorado Springs'e taşındı ve alıcıları aracılığıyla yıldırım sinyallerini gözlemledi. Tesla bu süre zarfında durağan dalgalar gözlemlediğini belirtti. Büyük mesafeler ve Tesla'nın yıldırım fırtınalarından tespit ettiği şeyin doğası, onun dünyanın bir rezonans frekansına sahip olduğu inancını doğruladı. Yapay yıldırım üretti, milyonlarca volttan oluşan ve 135 fit uzunluğa kadar olan deşarjlarla. Serbest bırakılan enerjiden gelen gök gürültüsü Colorado Cripple Creek'ten 15 mil uzakta duyulabiliyordu. Ama en önemlisi Colorado Springs'teyken Tesla, medya aracılığıyla inanılmaz hızlı yayılan garip radyo sinyalleri yakaladı. Tesla, alıcısından gelen olağan dışı sinyaller gözlemledi. Tesla bu sinyallerin aslında uzayda bir yerden kaynaklanan sinyaller olabileceği sonucuna vardı. Bu sinyallerden 8 Aralık 1899'da Philadelphia, Kuzey Amerika'da muhabir Gillian Howerton'a yazdığı bir mektupta ve yeni yüzyılda Kızıl Haç Cemiyeti'ne gönderilen olası keşifler hakkında başka bir dünyadan gelen mesajlara atıfta bulunduğundan bahsetti. Ancak bu gizemli sinyalleri yakalayabilen tek kişi Tesla değildi. Marconi.
Marconi yasasını ve bir radyo telgraf sistemini geliştirmesiyle tanınan bir İtalyan mucit ve elektrik mühendisiydi. Marconi, Tesla'dan birkaç yıl sonra uzaydan gelen sinyalleri de yakaladı. Araştırmacılar o zamandan beri Tesla ve Marconi'nin aynı sinyalleri yakaladığını iddia etmişlerdi. Dolayısıyla şu an kafamızın üzerinde duran ve NASA'nın elden geldiğince gizlediği kara şövalye uydusunun dünyaya ilettiği anlaşılan ve çözülen mesajı şu şekilde. Buradan başlayın. Evimiz Epsilon Boothistir. Çift yıldızlı olan. 7'nin 6. gezegeninde yaşıyoruz. İkisinden daha büyük olan Güneş'ten dışa sayılarak 7'nin 6. gezegeninde yaşıyoruz. 6. gezegenimizde 1 ay var. 4. gezegenimizde 3. 1. ve 3. gezegenlerimizin her birinde birer ay var. Sondamız ayınızın yörüngesinde. Bu haritalarımızda gösterilen Arcturus'un pozisyonunu güncellemektedir. Apollo astronotu uzaylıların varlığımızı sağlamak için dünyada nükleer bir savaşı engellediğini iddia ediyor. Do you believe in life on other planets? Oh yeah, not much question at all. But there's life throughout the universe. We're not alone in the universe. Raporlara göre ayın yüzeyine ayak basan 6. adam Edgar Mitchell, uzaylı yaşamı ve dünyadaki varlıklar hakkında bazı açıklamalar yaptı. Bakın değerli arkadaşlar, Edgar Mitchell hiç de boş bir adam değil ve para, ün, şan, şöhret gibi etmenlere de ihtiyacı olan biri değil. Kısaca Edgar Mitchell'ın arkasında çok sağlam bir geçmişi var. Eski NASA astronotu 1952'de Carnegie Teknoloji Enstitüsü'nden Endüstriyel Yönetim Bölümünden mezun oldu. Askeri kariyerini gelişmiş eğitimle birleştirmeyi başardı, Amerikan donanmasında görev yaparken eğitimine devam etti. Ve 1961'de Denizcilik Yüksek Lisans Okulu'nda Havacılık Mühendisliği alanında başka bir lisans derecesi daha okudu. Ayrıca Mitchell eğitim ve kariyerine devam etti. 1964'te Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne katıldı ve Havacılık Uzay Bilimleri okurken bilim alanında doktora yaptı. Devamında 1966'da Edgar Mitchell NASA astronotu olarak transfer edildi ve eğitildi. NASA'daki çalışması sırasında Mitchell uzayda şaşırtıcı bir şekilde 216 saat 42 dakika kaldı. NASA tarihinin en madalyalı astronotlarından biridir. Evrendeki uzaylı yaşamı ile ilgili sözlerini dikkate almamız gerekli. Açıklaması şu şekilde. Merakla Mitchell'ın 1966'da Deadline NBC ile yaptığı bir röportajda eski Apollo astronotu kozmostaki diğer gezegenlerden gelen uzaylı varlıklarla şahsen karşılaşan diğer 3 ülkeden hükümet yetkilileriyle görüştüğünü belirtti. Bu sadece ikinci el bilgi değildi. Ayrıca Mitchell röportajda uzaylı temasına dair kanıtların güçlü ve son derece gizli olduğunu ve gelişmiş uzaylı uygarlıkların kendilerine teknoloji veren Amerikan hükümetiyle birlikte çalıştığını belirtti. 2015'te Mitchell gezegenimizdeki uzaylı yaşamı tekrar tartıştı. Mirror Online'la yaptığı röportajda Dr. Mitchell şunları söyledi. Exist. Guess who's joining us on the phone? Dr. Mitchell, good morning to you. Good morning. Dr. Mitchell, you've walked on the moon, you've done so much, we've had a fantastic career. How long have you known that we've had contact with aliens? Well, the rumor, see I grew up in Roswell, where they so-called Roswell Institute played. Beyaz kumlar, atom silahları için bir test alanıydı. Ve dünya dışı varlıkların ilgilendiği şey de buydu. Askeri yeteneklerimizi bilmek istediler. İnsanlarla konuşurken kendi deneyimim ET'lerin bizi savaşa girmekten alıkoymaya ve dünyada barış yaratmaya yardım etmeye çalıştığını açıkça ortaya koydu. White Sands'daki nükleer test sırasında birkaç tanık atom bombalarının patlaması sonucu ortaya çıkan mantar bulutlarının üzerinde uçan uzaylı uzay aracı gördüklerine inanıyordu. Pasifik kıyısındaki üslerden diğer memurlar test füzelerinin sık sık uzaylı uzay araçları tarafından vurulduğunu söyledi. O günlerde çok hareketlilik vardı. Edgar Mitchell birkaç yıl önce canlı yayında bunları dile getirdi. Ve tabii ki ilginç bir şekilde uzaylı yaşamı ve gezegenimiz hakkındaki hikaye Mitchell tarafından yapılan her açıklamayla
daha da derinleşiyor. ...1665 yılında yaşanan toplu UFO gözlemi. Yüzlerce insan devasa UFO savaşına tanık oldu. 8 Nisan 1665 öğleden sonra o zamanlar İsveç'e ait olan Baröft yakınlarında işlerini yapan birkaç balıkçı şimdi günümüz Almanya'sı göklerinde ve gemiler arasında bir savaşın görüldüğünü bildirdi. Savaş sona erdikten kısa bir süre sonra insanlar savaşın gerçekleştiği alanın üzerinde uçan karanlık, disk şeklinde bir nesneye tanık oldular. 1665'te gerçekleşen toplu UFO gözlemi, gökyüzünde uçan gemileri gören yüzlerce insan tarafından görülmüş oldu. Bir süre sonra gökten bir tabak gibi bir adamın büyük şapkasına benzeyen düz yuvarlak bir form geldi. Rengi kararan ayın rengindeydi ve tam Aziz Nikolai Kilisesi'nin üzerinde süzüldü. Orada akşama kadar hareketsiz kaldı. Endişelenen balıkçılar manzaraya daha fazla bakmak istemediler ve yüzlerini ellerine gömdüler. Sonraki günlerde her tarafı titreme, baş ve uzuvlarında ağrılarla hastalandılar. Bu gördüğünüz görsel Erasmus Franciscus tarafından 1665'te gerçekleştiği söylenen gökyüzündeki gemiler arasındaki bir savaşın trafiğine eşlik eden bir 1680 gravürü. Sizler de şu şekilde araştırabilirsiniz arkadaşlar. Mucizevi Stralsund Hava Savaşları ve Gemi Savaşları'nın resimli açıklaması. 1665. Yüzlerce yıl öncesi itibariyle insanlığın yıldızlar ve gezegenler hakkında sahip olduğu az bilgi, bilimden çok astrolojiyle bağlantılıydı. O zamanlar anlayışımız evrende binlerce dünya benzeri gezegen olduğunu ve çoğunun bildiğimiz gibi yaşamı sürdürme yeteneğine sahip olduğunu bildiğimiz bugün olduğu gibi genişlemedi. Bugün evrende yaşayan başka yaşam formları olduğunu neredeyse kesin olarak biliyoruz ve etraftaki tek zeki tür olmamız pek olası değil. Yüzlerce yıl önce insanlar muhtemelen evrenin başka bir yerinde dünya dışı yaşam olabileceğinden asla şüphelenmediler. Belki de o dönemlerde sık sık gördükleri şeydi bu. Ve bu birçok antik resmi, antik anlatıyı, hatta Sümer tabletleri benzeri objelerde nitelendirilmiş çizimleri de kısmen de olsa açıklar ve hatta kanıtlar. Bu görseli inceleyin. Orijinal bir görüntüdür. 14 Nisan 1561'de Nürnberg'de basılan ve 4 Nisan 1561'de Nürnberg'de meydana gelen gök olayını anlatan haber notu. Eski bir gazete biçimi. Bunu da Wikiana Collection 16. yüzyıldan önemli bir haber koleksiyonu şeklinde araştırabilirsiniz. Bu arada kaynak linkleri de açıklama bölümünde. Tabii ki bu uzaylı ve UFO çizimleri bunlarla sınırlı değil. Yahudi ve özellikle Hristiyanlık dini çizimlerinde UFO alegorisi mutlaka resmedilmiştir. Bu oldukça şaşırtıcı bir durumdur. Daha önce hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama UFO'lar dini resimlerde de var. Şunları bir inceleyin ve düşüncelerinizi mutlaka yazın arkadaşlar. Oldukça enteresan. Antarktika'da UFO kazası askeri tanklar tarafından korunuyor mu? Çok sayıda UFO avcısı ve UFO'luğa göre Antarktika UFO ile ilgili tonlarca materyal bulabileceğimiz ideal bir yer.
Uydu görüntüleri sayesinde bugün hala görülebilen çarpışma alanlarından gerçek kurtarılmış uzay aracına ve gizli yeraltı üslerine kadar Antarktika'da her şey var. Kısa bir süre önce bir UFO avcısı Antarktika'yı söz konusu anormallikler için kontrol ediyordu. Ve ona göre Antarktika'da düşen bir uzaylı enkazının nihai kanıtı olan bir kaza yeri buldu. YouTube kullanıcısı Winfield yolunun hemen dışındaki uydu görüntülerine baktıktan sonra karda garip bir çatlamaya bakan 4 tank dediği şeyi gösteren uydu görüntüleri buldu. UFO avcısı anormal çatlağın aslında bir tür acil iniş yaptıktan sonra kayarak duran bir UFO gemisi olduğuna inanıyor. Elbette burada dikkate alabileceğimiz başka olasılıklar da var. Düşmüş bir UFO olmak zorunda değil. Uzak geçmişte yüz binlerce hatta milyonlarca yıl önce bu buzlu kıtanın ikliminin çok farklı olduğunu hatırlayın. Yani yüz binlerce yıl önce bu bölge tropikal bir bölgeydi. Uzak geçmişte Antarktika toplumun medeniyetin gelişebileceği tropik bir iklime sahipti. Bu uydu görüntülerinde uzak geçmişte bölgede yaşamış eski bir uygarlığın kalıntılarını görmemiz de mümkün. Sizce buzun altında ne olabilir? Astronotlardan uzaylı yaşamı ve UFO'lar hakkında 10 inanılmaz alıntı. Bazı insanlar uzaylı yaşamı ve UFO'lar söz konusu olduğunda bilgiler eski astronotlar veya yüksek rütbeli hükümet yetkilileri gibi doğrulanabilir kaynaklardan geldiği zaman daha az şüpheci oluyor. Bugün sayısız kişinin çabası sayesinde uzaylı yaşamı ve UFO fenomeni ile ilgili bilgilere her zamankinden daha fazla erişilebilir. Bu nedenle de makalede size Alien Life ve UFO fenomeni hakkında eski astronotlardan, devlet kurumlarındaki ajanlardan ve diğer yüksek rütbeli yetkililerden gelen en ilginç alıntılardan bazılarını sunuyorum. Olabildiği kadar ham bilgiler. Her keşif açıklanmadı. Doktor Faruk Elbaz, NASA bilim adamı. Uzaylı yaşamı ile ilgili tartışmalar modern zamanlarda yeni bir şey değil. Doğrusu kayıtlı tarihten beri insanlar dünyadakine benzer bir yaşam olup olmadığını sordular. Dünyayı sonsuz uzayda tek nüfuslu dünya olarak düşünmek, koca bir darı tarlasında sadece bir tanenin büyüyeceğini iddia etmek kadar saçmadır. Metrodorus, M.Ö. 4. yüzyılın Yunan filozofu. Yakın tarihli bir röportajda ünlü bilim adamı Profesör Stephen Hawking şunları söyledi. Matematiksel beynime göre sayılar tek başına uzaylılar hakkında düşünmeyi tamamen rasyonel kılıyor. Keşfettikleri gezegenleri tahmin ederseniz galakside 1 trilyon gezegen var. ABC tarafından alıntılandığı gibi Shostak yaşam için çok fazla yer olduğunu söyledi. Yıldızların çoğunun gezegenler olduğunu biliyoruz. Ama yıldızların hangi kısmında dünyaya çok benzeyen gezegenler var? 5'te 1 olabilir. BuzzFeed'e göre bence bulma şansı iyi ve bu olursa finansmana bağlı olarak önümüzdeki 20 yıl içinde gerçekleşecek, dedi. Dışarıda kelimenin tam anlamıyla bu dünyanın dışında olan, Star Trek'ten veya filmlerde gördüğünüzden daha iyi olan şeyler var. Yıldızlar arasında seyahat etme araçlarımız zaten var. Ancak bu teknolojiler kara projelere kilitlendi. Ve onları insanlığa fayda sağlamak için çıkarmak Tanrı'nın bir eylemi olacaktır. Hayal edebileceğimiz her şeyi nasıl yapacağımızı zaten biliyoruz. Ben Rich, Lockheed Skunk Works'ün ikinci yönetmeni. Halka söylenmemesi gerektiği Ben Rich'in fikriydi. Gerçeği asla kaldıramayacaklarına inanıyordu. Sadece düşünün, son aylarında Uluslararası Şirket Yönetim Kurulu'nun konuyla uğraşmasının Amerika Birleşik Devletleri Anayasası uyarınca vatandaşların kişisel özgürlükleri için dünya dışından ziyaretçilerin varlığından daha büyük bir sorun teşkil edebileceğini hissetmeye başladı. Havacılık endüstrisi için adli bir illüstratör olan Bill McDonald's. Bu nesneyi gördüğümde Minneapolis'te bir P-51 avcı uçağını test ediyordum. Güzel, aydınlık ve güneşli bir öğleden sonra yaklaşık 10.000 fitteydim. Cismin bir uçurtma olduğunu düşündüm. Sonra anladım ki hiçbir uçurtma o kadar yükseğe çıkamaz. Yaklaştıkça bir hava balonuna benziyordu. Gri ve yaklaşık 1 metre çapında. Ama lanet şeyin arkasına geçer geçmez artık balon gibi görünmüyordu. Bu bir daireye, bir diske benziyordu.
aynı zamanda aniden benden uzaklaştığını fark ettim. Ve işte oradaydım. Saatte yaklaşık 300 mil hızla uçuyordum. Biraz takip ettim ve sonra birden lanet şey havalandı. Yaklaşık 45 derecelik bir tırmanış dönüşü yaptı ve hızlandı. Öylece ortadan kayboldu. Donald Slayton, Merkür astronotu, 1951. Bana UFO'lar hakkında soru soruldu ve herkesin önünde onların, yani UFO'ların başka biri, başka bir uygarlık olduğunu düşündüğümü söyledim. Egwene Kernan, Apollo 17'nin komutanı. Alıntı ise Los Angeles Times'taki 1973 tarihli bir makaleden alındı. Apollo 8 komuta modülünde bulunan James Lovell, ayın arkasından çıkıp herkesin duyması için lütfen bir Noel Baba olduğunu bildirin dediğinde durum biraz farklıydı. Bu 1968 Noel gününde olmasına rağmen birçok insan bu kelimelerde gizli bir anlam hissetti. Astronot James Lovell, Apollo 8, 25 Aralık 1968. Bu dünya dışı araçların ve ekiplerin bu gezegeni başka gezegenlerden ziyaret ettiğine inanıyorum. Çoğu astronot UFO'ları tartışmak konusunda isteksizdi. Binbaşı Gordon Cooper, astronot, Birleşmiş Milletler yemini altında ifade verdi. Rus olabileceklerini düşündük. Düzenli olarak MiG-15'lerimiz üstümüzde uçuyordu. Önlemek için jetlerimizi uçurduk ve 45 bin fitlik tavanımıza ulaştık. Ve bizden çok daha hızlı hareket ediyorlardı. Bu araçlar bir savaş grubu gibi formasyondaydı. Ancak metalik, gümüş ve daire şeklindeydiler. İnanın bana, daha önce gördüğüm MiG'ler gibi değillerdi. UFO olmaları gerekiyordu. Binbaşı Gordon Cooper. 500 yıllık bir Çin el yazmasında eski bir uzaylı kaçırma anlatılıyor. Çin'deki araştırmacılara göre 2011 yılında halka sunulan eski bir Çin el yazması yaklaşık 500 yıl önce meydana gelen gizemli bir olayı ayrıntılı olarak anlatıyor. Bir uzaylı kaçırma. 1528'de yazılan metin, doğudan batıya doğru hareket eden, gökyüzünü geçen gizemli bir yıldızı ve bu gizemli yıldızın dağların yakınındaki küçük bir köyün yakınlarına indiğini anlatır. Köyün sakinlerinden biri inen gizemli yıldızın ilgisini çeken nesneye yaklaştı. Onu disk şeklinde ve bir ev kadar büyük, hayatında gördüğü hiçbir şeye benzemeyen parlak renklerle kaplı olarak nitelendirdi. Adam bayıldı. Soğuk bir yerde gizemli bir kırmızı renk tonuyla aydınlanan garip bir yerde uyandı ve hala güneşi, ayı ve yıldızları görebilse de yakınında hiçbir bina ya da insan yoktu. Sadece gizemli yaratıklar vardı. Kaçırılan kişiye göre gizemli varlıklar tuhaf görünümlü giysiler giymiş ve anlayamadığı bir dil konuşmuş. Gizemli UFO kaçırılmasının açıklaması Çin Kültür Bakanlığı'na hediye edilen bir el yazması koleksiyonunda bulundu. Uzmanlar el yazmasını doğruladıktan sonra bakanlık tarafından bir kitap yayınlandı. Kitapta yaklaşık 500 yıl önce Ming hanedanlığındaki bazı ataların günlüğü var. Bu arada kanala eklediğim son videolardan olan Pleiades çalışmasında Ming hanedanlığının mezar yapılarının Pleiades ve Ülker Yıldız Kümesi'ne göre yapıldığını iletmiştim. Link açıklama bölümünde. Mutlaka inceleyin arkadaşlar. Devam edelim. Bilincini geri kazandıktan sonra kendini evinde buldu. Ancak kaçırılan taş ustası onun için hızlı bir şekilde geçmiş gibi görünen yokluk sırasında aslında tam bir yıl boyunca orada olmadığını öğrendi. Bu inanılmaz hikayeyi yazan kişi bir yıl boyunca kaçırılan ve kayıp olan taş ustasını ziyarete gitti. Yazar kaçırılan kişiyle görüştükten sonra göğsünde kırmızı bir yara gördüğünü ve anlatılanın gerçek olduğuna yemin ettiğini yazıyor. Bu hikayeden de görebileceğimiz gibi UFO gözlemleri ve kaçırılma olayları dünyada binlerce olmasa da yüzlerce yıldır mevcuttur. Rusya Başbakan Yardımcısı Dünya Dışı Medeniyeti Dmitri Rogozin, son zamanlarda uzaylı yaşamı tartışan birçok hükümet yetkilisinden biri. 2013 yılında Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in A kameralarından uzaktayken yaptığı kısa bir röportajda dünya dışı akıllı yaşamın varlığını istemeden doğruladığına inanılıyordu. Sana ilk ve son kez söylüyorum. Başkanın nükleer bir bavulla birlikte çok gizli ve tamamen ülkemizdeki dünya dışı varlıkların kontrolünü ele alan Rus gizli servisinin raporuna ayrılmış bir
dosyası var. Dönem sonunda iki dosya ve küçük bir nükleer bavul yeni başkana devredilir. Aramızda kaç kişi var söyleyemem. Çünkü panik başlayabilir. İster inanın ister inanmayın ama uzaylı yaşam açıklamaları ve ifşaları yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve dahası hükümetler arasında da ciddiye alınmaya başlandı. Peki sizce uzaylı yaşam var mı? Uzaylılar dünyada olabilir mi? Boyutları kullanabiliyorlar mı? İnsanlar arasında olabilirler mi? Evet de deseniz, hayır da deseniz bu cevabınızın mantığını neye dayandırıyorsunuz? Lütfen yorumlarınızda benimle paylaşın arkadaşlar. Ben Volkan Çelik. Kanala abone olun ve güç verin. Herkese teşekkürlerimle.